Herkese selamlar dostlar. 22 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var ve bu videoda sizlere bir adet ideal bir kombin önereceğim. Değerlendirecekleri, katılacakları bol şanslar. 7 maçın ideallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Dünya Kupası'na skor beklentilerimi de belirteceğim. Değerlendirecekleri bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışması yapalım. Hollanda maçının daha oynanmadı skorunu da sormuştuk onun. Şimdi burada sizlere Arjantin ile Suudi Arabistan'ın maç skoru ne olur diye sorduk. Bakalım Arjantin benim favorim zaten Arjantin. E, gönül verdiğim veya şampiyon olmasını istediğim takım Arjantin. Bakalım ilk maçın maç skoru ne oldu sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı kata telegram gruplarımıza misafir edelim. Geçtim bunu. NBA'de dün win yaptık. Şöyle ben 1.87'lik bir kupon çıkardım. Allah'tan 2 oranı çıkartmak için Washington'ı ev, ev 109.5 üst yapacaktım. İyi yapmamışım. Burada kazanmaya oynadım biraz da. 1.31.44 Washington'ın galibiyetini Cleveland'ın da evin atacağı 109.5 üst olarak değerlendirdim. O da geldi. Dün NBA kuponumuz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Katar Telegram gruptaki değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim ve geçelim bunu. Dünün raporuna baktığımız zaman da 2 adet kombin önerdim. 1 adet ideal kombin önerdim. Kombine 2 günlük Katar'ın atacağı bir gol. Hollanda maçında 2 olarak değerlendirmiştim başarısız oldu. Katar gol atamadı. Fakat tekli öneri olarak da katar Ekvador mücadelesine 2-3 gol olarak bir yüksek oran denemesi yapmıştım. 1.80 mantığında bir oranı vardı. Maçın da 1-1 bitmesini bekliyordum. Olası bir rüşvet olaylarıyla 2-1 belki Katar alır diye düşünüyordum da 2-0 oradan da aldı. 2-3 golle oradan bir nevi telafi ettik diyebilirim. Ayrıca NBA'de de kazanarak zaten devam ettik. Geçtim diğerine. Canlarla birlikte aynı şekilde devam ediyoruz Dünya Kupası ile birlikte. Dün mesela e yine Fenerbahçe'nin maçı vardı sanırım. Ali Apet gibi bir maçı vardı. O maçların canlılarını yaparak da devam ettik. Canlı odasında Dünya Kupası vardı. Onu aldık. Ekvador'un bir buçuk gol üstüne. Hatta Ekvador'un iki buçuk gol üstüne bile gittik. O yattı mesela. NBA canlıları derken dün aynı şekilde canlılardan da almaya devam ettik bilginize. Canlı gruplarımızda da zaten her türlü devam etmeye çalışıyoruz. Diyerekten de geçeyim isterseniz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 400 seviyesindeki like'lardır arkadaşlar. Şöyle 2 saniyenizi ayırıp like butonuna basarsanız sevinirim. Sizlere bir de Arjantin maçının skorunu sorduk yorumlarda yazarsanız aynı şekilde sevinirim. Like'ları atalım başlayalım. İlk mücadelemiz Arjantin e, Suudi Arabistan mücadelesi. Şimdi Suudi Arabistan'da öyle çok bir yıldız bir oyuncu yok açıkçası. Arjantin tarafından konuşalım bu mücadeleyi. Arjantin tarafından bu maçın zaten kazanılması mutlak favori ki zaten Arjantin tarafına oran dahi açmamışlar. Ben burada Arjantin kazanır fakat nasıl kazanır diye baktığım zaman da önce bir ideallere gidelim oradan yüksek oranlara çıkaraktan da oranları yükseltebiliriz bence. İlk yerden bir Arjantin galibiyeti alınmaz mı? Alınabilir 1.35 gibi oranı var. Hatta ben bunu söyleyeyim. İdeal kombinimin ilk mücadelesi. Arjantin'in devreyi kazanmasını bekliyorum. İlk yeri bir olarak aldık. Zaten Messi, onun dışında Martinez, Nimaria gibi isimler de oynayacaktır. Şöyle bakayım. Parades, De Paul, McAllister gibi isimler de zaten ideal ömrüde yazılmış. Burada Arjantin ilk yarı galibiyet alınabilir. Ben şöyle de bir beklentim var. İlk yerden Arjantin'in atacağı iki gole baktığımız zaman da ev sahibi ilk yarı bir buçuk üst. Dur bakalım ona nasıl oran açmışlar. Ona açmamışlar. 1025 açmışlar. Onu geçelim. Şöyle bir yüksek oran yapabiliriz o zaman. Ben zaten ilk yerden Arjantin e atacağı 2-0'lık bir skor beklentim var. İlk yarı skoru. İlk yarı 1.5 üst yaparsak burada biraz daha şey gidebiliriz. Ben biraz daha risk alıp İlk yarı Arjantin bir buçuk üstü yapacaktım. 3'e oran yakını vardır diye düşünüyordum. Yokmuş. İlk yarı bir buçuk üstü alabiliriz burada. 2.17 gibi orandan. Onun dışında benim ilk yarı skor beklentimi de söylemek istiyorum. Şöyle birinci yarı skoru 2-0'lık bir Arjantin galibiyeti. 4.61'de bunun oranı var bilginize. Danimarka Tunus mücadelesi. Danimarka'ya 1.30 gibi bir oran açmışlar bu mücadelede. da oynayacaklar. Danimarka şöyle baktığımız zaman da yıldız isimler zaten var. Dolberg'dir, Eriksen'dir. Start gibi isimleri zaten var. Fakat ben şunu söyleyeyim. Danimarka takım oyununu sergileyen en iyi milli takımlardan bir tanesi. Tunus'ta oynayacaklar burada da. Ben burada Danimarka'nın galip gelmesini beklerim. Bu zaten son izlenimler özellikle. Bir ara 20 maçlık bir serisi vardı. 17 maçlık bir serisi vardı Danimarka'nın. Orada kimleri kimleri devirdi. Fransalar vesaire. Burada da ben Tunus'a karşı galip gelmesini zaten bekliyorum. Fakat galip gelirken nasıl bir galibiyet gelir? 4.5 altında bir yaparsanız şöyle 1.43 gibi orandan ideal bir orana sahip olur. Çok fazla gol çıkmaz ama Danimarka galibiyeti denenebilir. Onun dışında skor beklentimi söyleyeyim ben sizlere. 2-0'lık bir Danimarka galibiyeti bekliyorum. Onun da oranı 4.92 bilginize değerlendirecekler. 2-0'lık Danimarka skorunda sisteme atabilirler. Meksika-Polonya mücadelesi güzel bir maç olur gibi geliyor bana. Favori burada Meksika takımı. Meksika'nın kalecisi de Okocha. Bakalım bu dünya kupasında nasıl bir performans sergileyecektir diye düşün. Bakalım. Şimdi Lozano var Meksika tarafında baktığımız zaman da. Polonya. Polonya tarafına baktığımız zaman Lewandowski, Zieliński, Zalewski gibi isimler, Glikler, kalede seyirci daha kaliteli oynayabilir. Şimdi baktığımız zaman bu maçta şöyle bir düşüncem var benim. Yani tarafa bulaşmak biraz sıkıntı olabilir. Ben tek tercih yapmak istiyorum bu mücadeleyi ve yüksek oran olarak değerlendirmek istiyorum bu mücadeleyi. Ben burada mücadelenin toplam gol aralığını tahmin etmek istiyorum. 2-3 golde kalabilir bence. Maçın 1-1'i biri, biri var mı? Var. 1'i alırsa belki 2-1 alabilir diye düşünüyorum. Ama toplam gole gitmek bu maçta biraz daha mantıklı. Hem de yüksek oran teklimiz olsun bu da. 2-3 gol tercihinin oranı 1.79 gibi oranı var. Ben mücadele genelinde mücadelenin 2 veya 3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Aynı Katar-Ekvador maçı gibi 2-0'da da kalabilir. 1-1'i de var bence. O yüzden 2-3 gol tercih burada en güzel tercih olacağını düşünüyorum. Hem de kaçamak bir tercih olur. Geçelim bir diğer mücadelemiz. Fransa ile Avustralya mücadelesi. Zaten Avustralya takımına baktığım zaman da tanıdık isim bir aile fazla özellikle. Melbourne City'nin takımın yarısı burada zaten. McLaren takımın golcüsü Leckie. Oradan gittiğimde Moy vardı. Atkinson. Bunların hepsi Melbourne City çıkışlı. Melbourne City'de oynuyordu. Şu bu dönemde ne durumdalar bilmiyorum. Fransa'ya baktığımız zaman da Benzema'nın sakatlığı, Enkunku'nun sakatlığı kötü oldu tabii ki. Orta sahada Ayla Rabiot yazıyor. Bunu bir acilen bir değiştirmeleri lazım. Bu adam hala top oynatmama, oynatmamaları lazım. İleride Mbappe Griezmann Giroud olur diye düşünüyorum. Burada çok güzel bir ideal bir tercih yapalım öncelikle. Valla ben en idealini söyleyeyim mi sizlere? Direkt hiç mızlamadan. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 27 gibi oranı var. Fransa bence burada 2 gol atar. Şöyle yaparsınız. Bir 2-3 gol alırsınız. Bir de yerine Fransa'nın atacağı 2 gol alırsınız. Ev sahibi 1.5 üstten de buradan kafanız temiz olur. Fransa'nın 2 golünü beklersiniz. Ama Fransa bu yıl ev, bir lanet var bildiğiniz üzere. Son Dünya Kupası'nı alan gruplardan çıkamıyor diye. Burada ev sahibi 1.5 üstümüzü yine alalım. Kendi bildiğimizi yapalım. Lanete inanmayalım burada. Ben bir de yüksek oranıyla birlikte burada ev sahibi 2.5 üstünün de oranı 2.05 gibi orandan bununla gelmesini beklenebilir. Ben diyorum ki zaten burada Fransa'nın 2 golü bence var. 3. golü bekleyelim. Onun da oranı 2.05'e tekabül ediyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Monaco Fenerbahçe mücadelesi güzel tempo bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Fenerbahçe çok iyi. Ya dedim ya takım kimyası çok iyi bir takım. Fenerbahçe'nin son oynadığı maça da zaten Euroleague'de ef sahibi 81.5 üstte yüksek misli olarak değerlendirme altına almıştık. Monaco son maçında bizleri yanılttı. Dengesiz bir oyun sergiledi. İlk iki periyot güzel fakat üçüncü periyotta biraz saçmaladı. Üst demiştik alt bitti. Şimdi kendi evinde oynamak isteyecektir. Fenerbahçe'ye karşı oynayacaklar burada. Mücadelenin barem 156.5 iken ki baremler de yeni açıldı. Ben 156.5 üst alıyorum ve ideal kombinemin ikinci maç olarak yapıyorum. Mücadelenin ben üst olarak tamamlanmasını bekliyorum. Bilginize bol şanslar. Milano ile Anadolu Efes mücadelesi. Milano son maçlarda bir artık düşüşe geçtiğini söyleyelim. Normalde savunması çok iyi takımlardan bir tanesi Milano. Oyuncular özellikle savunmayı çok iyi yapan takımlardan bir tanesi. Anadolu Efes de hücumu iyidir zaten bildiğiniz üzere. Son maçında Barcelona'ya 96 sayımı ne attı? 94 veya 90 94 sayı attı sanırım. 94 olması lazım. 94 86 bitti sanırım o mücadele. O mücadelede Efes bir açıldı, reaksiyon verdi. Kendimi ki bekleniyordu öyle bir reaksiyon. Şimdi burada Milano'ya karşı oynayacaklar. Larkin de bu maçta belki dönebilir. Geçen maç sahaya erken gelip atış denemeleri yapıyordu. Belki bu maçta süre alabilir. Tam durumu ne olur bilmiyorum. Artık zaten dönme zamanları bu zamanlarıydı. Doktorlar öyle açıklama yapmıştı. Larkin de dönebilir. Clyburn, ile birlikte onlar da zaten şu son dönemde son maçında bize etki verdi. Rüzgar arkasına almışken burada Efes takımının Deplasman atacağı 76 sayı. Yani Deplasman 75.5 oranı 142 gibi oranı var. Barem güzel Efes için denilir. Milano savunması iyi de olsa dış atışlarla birlikte sayılara gidebilen bir takım olduğunu düşünerekten de Efes'in burada 76 sayı atmasını bekliyorum. Barcelona-Partizan mücadelesi. Barcelona son mücadelesinde mağlup oldu Efes'e. Bir reaksiyon verdiği bir set maçı döndürür gibi oldu, öne geçti vesaire derken mağlup oldu. Efes sonları çok iyi oynadı o mücadelede. Partizan da son maçında çok sayı atarak kazandı. Partizan... Ya... Savunması iyi olan takımlara çok sayı atamaz gibi geliyor bana. Çünkü son mücadelesinde 58 sayımı ne atır basmanda. Savunması iyi olan takım oynadı. Şimdi Barcelona'da bu Rulig'in en iyi savunma yapan takımın ilk ikisinden bir tanesi. Ben burada Barcelona tarafındayım. Handikapı direkt alarak da Barcelona'nın burada 7 fark atarak galip gelmesini bekliyorum. Barcelona bence bu maçta 7 fark atarak galip de gelecektir bilginize. Toplamda 7 maç anlattım. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinemde arkadaşlar bir Euroleague mücadelesi bir de Dünya Kupası maçını aldım. Arjantin maçına ilk geri 1 olarak değerlendirdim. Tam 2 oranlı kombine. İlk geri 1 olarak değerlendirdim. Monaco maçına da 156.5 üst olarak değerlendirdim. Benim yarın için ideal kombinem budur. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.